İnsan ve Anlam. Merhaba TRT Radyo 1 dinleyicileri, bir İnsan ve Anlam programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Programın hemen başında şöyle bir hatırlatma yapmak istiyorum. Pazar günleri saat 10'da yayınlanmak olan programımız, yeni yayın döneminde yani Eylül ayından itibaren Cuma günleri saat 22'de yayınlanacaktır. Dolayısıyla dinleyicilerimizle şimdiden bir hatırlatma yapmak isterim. Efendim, bugünkü programımızda her zaman olduğu gibi bazı kavramları ele alacağız ve değerli uzman bir konuğumla bunları konuşmak istiyorum. Bugünkü kavramlarımız fetih ve işgal. Neye fetih demeliyiz, neye işgal demeliyiz ya da aynı olay farklı taraflarca fetih ya da işgal olarak anlamlandırılabiliyor veya kullanılabiliyor. Dolayısıyla bu kavramlar bazen siyasi, bazen tarihsel açıdan yanlış kullanılabiliyor. Bunlara daha iyi bir bakış açısı ve daha anlamlı bir bakış açısı ile bakmak için bugünkü konuğumla bunları konuşmak istiyorum. Kendisi Malatya Turgut Özal Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mustafa Alican. Mustafa Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk Can Bey, merhabalar, teşekkür ederim. Hocam, tarih deyince zaten hem millet olarak hem de günümüzdeki popülerlik açısından çok dikkat çekici bir nokta. Ve Türk tarihi deyince de Ağustos ayı zaferler ayı olarak biliniyor. 3 gün önce 26 Ağustos'ta Malazgirt zaferinin 950. yıl dönümünü kutladık. İnşallah 1000. yıl dönümünü kutlamak ve bize de görmek nasip olur. Yarın da 30 Ağustos Cumhuriyetimiz için çok önemli olan bir tarih olarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayacağız. 99. yıl dönümünü. Hocam, bu zaferlerle dolu bir ayda bugünkü programımızı da fetih ve işgal kavramlarını konuşmak istedim. Biz tarihimizde herhalde işgal olarak yaşamadık. Toprakları ya fethettik ya da daha sonra yine fethettiğimiz gibi o topraklardan geri çekildik, çıkmak zorunda kaldık. Sizin de hocam 26 Ağustos 3 gün önce kutladığımız Malazgirt Zaferi ile ilgili çok yeni çıkan bir kitabınız var, Malazgirt Günlükleri olarak. Bu konuyu biraz da roman diliyle, roman tadıyla ele almışsınız. Hocam, biz fetih ve işgal kavramlarını nasıl anlamalıyız? Yani birisi bize işgal dediğinde o ne demek istiyor? Fetih dediğimizde biz aslında ne demek istiyoruz? Mesela halen Avrupa bizim Kıbrıs'ta işgalci olduğumuza dair bir söylem geliştirir. Oysa biz 2. Selim zamanında, yanlış hatırlamıyorsam, Osmanlı topraklarına katılmış ve 1900'lerin 1918'e kadar da Osmanlı Türk toprağı olarak kalmış ve daha sonra 1974 Barış Harekatı ile tekrar oradaki Türklerin huzur ve güven ortamı sağlanmış. Ama Avrupa bize Türkler Kıbrıs'ta işgalci diyor. Fakat biz orayı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve artık Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak anıyoruz. Siz bir tarihçi olarak fetih ve işgal kavramlarını nasıl anlamamız konusunda nasıl bir yorum yaparsınız? Evet Can Bey, şimdi bu kavramlar dediğim şey aslında sadece fetih ve işgal kavramları değil. Onun dışında başka kavramlar da her zaman bir kültürel yüke sahipler. Ben hep öyle düşünüyorum. Dolayısıyla kavramlara anlamını veren şey biraz da bu yük. Bir anlamda onların üzerine oturduğu bağlam. Biraz da buna bakmak lazım. Meseleyi buradan değerlendirmek lazım. Fetih kavramı ile işgal kavramları aslında yani birbirlerine zıt şeyler değil. Aslında aynı olguyu tanımlamak için bir bölgenin, bir şehrin ya da bir kalenin birileri tarafından zapt edilmesini tarif etmek için aslında kullanılan bir kavram. Aslında zapt kavramının üzerine kurulu bunlar. Zapt kavramını nötr bir kavram olarak değerlendirebiliriz. İşgal kavramını bu zapt kavramının üzerine negatif bir değerlendirme olarak yine görebiliriz. Fetih kavramını ise daha bizim kültürümüzden de hareketle pozitif bir kavram olarak değerlendirebiliriz. Aslında ortada bir olgu var. Bir nötr olarak değerlendirebileceğimiz bir zapt kavramı var. Ve bu zapt kavramına sizin verdiğiniz anlam biraz da oranın fetih mi, işgal mi olduğunu belirliyor. Öte yandan bizim özellikle bizim kültürümüz açısından meseleye baktığımız zaman ben şahsi olarak şunu söyleyebilirim. Kendi tarihsel dönemlerimizde yaşanan zapt, tırnak içerisinde zaptları tarif etmek için neden fetih kavramını biz kullanmamız lazım, neden işgal demek doğru değil sorusunu aslında şunu söylememiz mümkün. Bir kere bir yeri sizin fethetmiş olmanız ya da işgal etmiş olmanız biraz da sizin niyetinizle alakalı. Yani o zapt işlemi neden hareketle gerçekleşmiş, neden gerçekleşmiş, hangi niyetle gerçekleşmiş
ve o zapt eylemi gerçekleştikten sonra orada ne yapılmış? Yani o zapt ile ne yapılmış? Evet. O ele geçirilen yerde, zapt edilmiş olan yerde siz ne yapmışsınız? Biraz da bütün bunları da göz önünde bulundurmak lazım bu kavramları değerlendirmek adına. İşgal dediğimiz zaman aslında bugün özellikle tabii ki bir de şunu da söylemek lazım. Tarihin değişik dönemlerinde bu kavramların içerikleri de çok fazla değişiyor. Hı hı. Bugün mesela örneğin Amerika'nın işte Orta Asya'da işte 90'lı yıllarda Afganistan'da yaptığı, Afganistan'da yaptığı, sonra işte Amerika'nın herkese yaptığı işte Suriye'de, Irak'ta falan gerçekleşen işgallere baktığımız zaman burada bir bölgeye gidip oranın kontrolünü ele geçirip her ne pahasına olursa olsun, ne kadar insanın ölümüne mal olursa olsun, ne kadar tahribata mal olursa olsun, bir şekilde orada mevcut olan yeraltı kaynaklarını, yerüstü kaynaklarını ele geçirmek, bunlardan istifade etmek, bir anlamda bunları tabiri yerindeyse çalmak ve daha sonra götürmek. Evet. Yani toprağa ilişkin orada kalıcı olmak, orayı bir şeye dönüştürmek, orayı sahiplenmek, orayı benimsemek, artık orada kalma niyetine sahip olmak değil. Kastamam gelip oradan bir takım şeyleri almak, dikmek ya da yok etmek. Bunun üzerine aslında kuruluyor. Hı hı. Şimdi Orta Çağ'a baktığımız zaman özellikle Türk tarihinde, bizim tarihimizde Malazgirt'ten başlayıp işte İstanbul'un fethiyle sonuçlanan o süreç açısından değerlendirdiğimizde bizim fetih anlayışımız aslında zapt edilen topraklarda var olmak, orayla bütünleşmek, hani oranın bir parçası haline gelmek, orayı imar etmek, orayı dönüştürmek, orayı vatanlaştırmak, orayı bir anlamda yerleşime açmak, Müslümanların yerleşimini açmak ya da bir nokta ötede orada yaşayan gayrimüslimler ya da daha önce orada Müslümanların gelişinden önce orada yaşayan insanlar varsa onlar açısından mesela bir adalet tesis etmek. Bir anlamda sahiplenmek, aynileşmek, kendisini orayla özdeşleştirmek şeklinde bir takım niyetlere bağlı olduğundan dolayı fetih kavramını işgal kavramından özenle ayırt etmek lazım. Hı hı. Çünkü işgal kavramı yani benim görebildiğim kadarıyla geleceksiz bir kavram. Evet. Yani geleceğe ilişkin bir tasarımdan ziyade ne alabilirize odaklanan bir kavram. Fakat fetih öyle değil. Fetih zaten açmak. Arapçada zaten fetih kökünden gelir. Fetih baslarından. Dolayısıyla açmak demek aynı zamanda bir şeye başlamak demek. Bir şeyin kapısını açmak, oradan içeri girmek. Evet. Bir şekilde bir şeyin başlangıcına da karşılık geldiğinden dolayı fetih gayet olumlu bir şekilde değerlendirilmesi lazım. Hani burada şu da var, işte hayır efendim ele geçirilen toprakların sahipleri açısından işgal olur, onlar işgal der, işte ele geçirenler buna fetih der falan, bunun bir standardı yoktur gibi bir takım değerlendirmeler de var maalesef. Hı hı. Bu doğru değil. Neden doğru değil? Çünkü bu o eylemin içeriğini büsbütün göz ardı eden bir tanımlama biçimi. Hı hı. Yani bir yerin zapt edilmesini büsbütün olumlu ya da olumsuz olarak değerlendiren bir bakış açısının ürünü bu yaklaşım. Halbuki biz baktığımız zaman gerek Selçuklular döneminde gerek Osmanlılar döneminde birçok yerin orada yaşayan insanların özel talebi ve davetiyle fethedildiğini biliyoruz. Hı hı. İşte atıyorum Bizansların zulmüne maruz kalan birçok toplulukların, birçok kale ve şehir halklarının Selçukluları davet ederek gelin burayı alın, bizi siz yönetin dediklerini biz biliyoruz. Hı hı. Aslında yani çok böyle birçok katmanları olmasına rağmen bu kavramların, bunları maalesef bazı bakış açıları çerçevesinde indirgemeci bir yere yerleştirenler var. Bu doğru değil. Aslında dediğim gibi yani son tarihte şöyle özetleyebiliriz herhalde. İşgal ve fetih kavramlarını belirleyen şeyler bir anlamda neden gerçekleştirildiği o zaptın ve o zabıt gerçekleştirildikten sonra orada ne yapıldığıyla ilgili biraz. Biraz da bunlar belirliyor. Evet, evet. Bir yerin zapt edilmesinin fetih ya da işgal olmasına. Evet. Böyle diyebiliriz herhalde hocam Bey. Evet. Hocam siz fetihin başlangıç olduğunu söyleyince tabii ki Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'in de ilk suresinin Fatiha'nın aslında bir başlangıç ve fetih köküyle aynı olması ve bir de bizim Türkçemizde gönülleri fethetmek diye bir tabir var ama gönülleri işgal etmek diye bir tabir yok. Dolayısıyla bizim yani fetih
kavramına yüklediğimiz anlam hep bu anlamda hep olumlu olmuş. Bir de dediğiniz gibi Selçuklu ve Osmanlı zamanında gelin bizi yönetim denmesindeki çok herkesin belki bildiği ve şimdi sizi dinlerken akıllarına gelen işte kardinal kavuğu görmektense Osmanlı sarığı görmeye razıyız deyip belki Balkanlarda birçok yerin sadece bir davetle ve bir askeri birliğin gönderilmesiyle çok büyük savaşlar yapılmadan alındığını biliyoruz. Şunu da sormak istiyoruz hocam. Mesela Balkanlara gittiğimizde biz halen orada Türk kültürünün, İslam kültürünün yaşadığını görüyoruz. Sanki Balıkesir'e, Bursa'ya, işte Mudanya'ya gitmiş gibi o kasabalarda, o köylerde hatta büyük şehirlerde bile geziyoruz. Burada Osmanlı'nın özellikle Türklerin Balkanlara geçmesinden sonra fütuhatıyla yaşanan süreçte bunu sadece bir askeri güçle mümkün olmayacağını da gördüğümüzü düşünüyorum ben. Yani sadece askeri güç olsaydı işte zamanında Moğollar da geldi Anadolu'ya, yakıp yıktılar, talan ettiler. Başkaları da geldi Anadolu'nun işgal ettiler. İşte Yunanlılar en son Ege'yi işgal ettiklerinde ama bunu sadece askeri güçle ya da şu anda da görüyoruz. İşte Amerika Irak'ta işgal etti ama toplumdan bir karşılık göremediği için büyük sıkıntılarla geri çekildi. Afganistan'dan Rusya, aslında Sovyetler Birliği dağıldı. Afganistan işgalinden dolayı daha sonra Amerika yine çekilmek zorunda kaldı. Fetih aslında askeri gücün son aşamada veya son kertede ortaya çıktığı bir sürecin bir daha doğrusu bir süreç olarak söyleyebilir miyiz? Çünkü sizin de uzmanlık alanınız olacak ama ukalalık etmek istemem. Mesela 1071'de hep söylendiği gibi Malazgirt'in Anadolu'nun kapıları açtığı tabiri vardır ama bildiğim kadarıyla İznik'in fethi de 1074. Yanlış hatırlamıyorsam. Koskoca bir Anadolu kıtasını. 75 ya da 78 divarlı. Evet. Yani bu kadar kısa bir sürede Anadolu'nun en doğusundan en batısına gelmek o zamanki askeri imkanlarla pek de mümkün değildir. Bunun da aynı zamanda bir kültürel fetih, kültürel altyapı gerektirdiğini söyleyebilir miyiz? Ya şimdi Can Bey, evet tabii ki yani bir sonraki aşamada bunu söylemek gerekir zaten. Fakat fethin ilk aşamasında aslında göndermede bulunduğu çok temel bir kavram var, adalet. Evet. Yani bir coğrafyada eğer siz adalet tesis ediyorsanız o coğrafyada yaşayan insanlar tarafından benimsenmenizden daha doğal bir şey olamaz. Hı hı. Yani gittiğiniz yerde güvenliği sağlıyorsanız, insanların özgür bir biçimde işte dini ibadetlerini yerine getirmelerine imkan sağlıyorsanız, onların işte özgürce yaşamlarını sürdürmelerine imkan sağlıyorsanız, zaten halkın istediği de orta çağlar açısından en azından konuşalım. Bu olmuştur her zaman. Hı hı. Dolayısıyla şimdi biz baktığımız zaman Anadolu coğrafyasında özellikle Ortodoks Bizans İmparatorluğu'nun Doğu Hristiyanlıkları adını verdiğimiz işte Ermeniler ya da Süryaniler veya Yakubiler üzerinde uzun yıllardan beri devam eden çok ciddi baskılar kurduğunu biliyoruz. Hı hı. O Hristiyanlıkları, Doğu Hristiyanlıklarını İşte Ortodokslaştırmak, onları Bizans merkezi idaresi tarafından tırnak içerisinde çerçevelenen o din anlayışına entegre etmek için çok yoğun çabalar göstermiştir imparatorluk. Hatta bu yoğun çabalar çerçevesi bunlar sadece propaganda ya da atıyorum mesela dini yayma şeklinde ilerleyen çabalar değildir. Aynı zamanda örnek veriyorum, Bizanslılar çok ciddi ölçüde Anadolu'dan Ermeni tehcir etmişlerdir Kıbrıs'a. İşte ondan sonra Balkanlara, Orta Anadolu'ya falan, yani buralardaki Ermeni yoğunluğunu azaltarak bir şekilde buralarda Ortodoks Hristiyanlık anlayışını daha yaygın hale getirmek için çok gayret göstermişlerdir. Onun dışında yine çok ciddi katliamlar gerçekleştirdiklerini biliyoruz. Bu konuyla ilgili Ermeni kaynakları açılıp eğer bakılırsa 5, 6, 7, 8, 9. yüzyıla ait kaynaklar. Bunlar var şu anda mesela İngilizce'ye çevrilmiş, bazıları Türkçe'ye de çevrilmiş, piyasada bulunabilir. Buralarda biz Bizans imparatorlarının, işte Ermenilerin dini reislerini ya da işte toplumun bir takım kanaat önderlerini sürdükleri, öldürdükleri, katlettikleri bir şekilde hani yoğun bir biçimde bir baskı kurduklarına dair elimizde çok net bilgiler var. Hı hı. Dolayısıyla biz baktığımız zaman Türklerin buraya geldiği dönemde Türkler de ele geçirdikleri, fethettikleri yerlerde hiçbir zaman bu tarz baskılar uygulamamışlardır. Uygulamadıkları zaman yani Türklerin gelişiyle bir anlamda Ermeniler özgürlüğüne kavuşmuş. Net bir biçimde bunu söylememiz mümkün. Hı hı. Bu sadece Doğu Anadolu için de bunu söylemiyoruz. Aynı zamanda mesela Batı Anadolu'da özellikle Türkiye Selçukluları döneminde biz birçok Hristiyan, Rum'un
Türkiye Selçuklularına sığındığını, işte Bizans'ın koyduğu vergiler vesaire dolayısıyla daha sonra Bizans imparatorlarının işte bunları geri istemesine rağmen bu Hristiyan Rumların Selçuklu idaresinden çıkmak istemediklerini, Selçuklu devletinin bir tabası olarak yaşamaya devam etmek istediklerini ve geri dönmediklerini biliyoruz. Ve öne sürdükleri gerekçeler de hep az önce bahsettiğimiz gibi, işte Selçuklu Sultanı bize vergisiz, vergi almıyor bizden, bize toprak verdi, bize hayvan veriyor, bize tohum veriyor. Biz Selçuklu hükümdarının idaresi altında son derece adil bir biçimde idare ediliyoruz. Bizim başımızda işte öyle kontlar, dükler falan filan yok, bize zulmeden gibi tırnak içerisinde. Yani bu fethin içeriği dediğimiz şey aslında hani böyle bir şehri ya da bir bölgeyi sadece ele geçirmekle ilgili bir şey değil. Hı hı. Bir anlamda oraya damga vurmak, hani az önce sizin de belirttiğiniz gibi o gönülleri fethetmek meselesi zaten olduğundan dolayı en nihayetinde askeri güç dediğimiz şey sadece karşıdaki devletle mücadelede kullandığımız bir aygıt. Onun dışında o toprakların fethedilmesi, oradaki insanların gönüllerine girmek, onları bir anlamda sizinle beraber kırmak, bir şekilde sizin onlara sunduğunuz adaleti onların razı olmalarını sağlamak vesaire, bütün bunlar aslında sizin yönetim anlayışınızla ilgili, orayı nasıl yönettiğinizle ilgili. Sömürü için mi gittiniz yoksa başka bir takım hedefleriniz mi var? Neyi amaçlıyorsunuz? Hı hı. Biraz da bütün bunlarla ilgili. Balkanlara da baktığınız zaman aynı şey geçerli. Ki Osmanlı Devleti Balkanları biliyorsunuz fetihten sonraki süreçte sadece Balkanları değil birçok yeri de öyle doğrudan doğruya idare etmemiştir. Yani şöyle, hı hı, doğrudan doğruya idare etmemiştir derken oranın halkını kullanmıştır idarede. Oranın beylerini, oranın önemli insanlarını falan. Hı hı. Bunun sonucunda halen mesela internette dolaşan bir metin var. Belki siz de görmüşsünüzdür. Mesela Boşnakça bir ilmihalde dinin nedir sorusuna Türk'üm cevabı verilmiş. Hmm. Uzun yüzyıllar boyunca. Ne zamandan beri Türk'sün? Kalü beladan beri. İlmihalde yazılan şey bu. Evet. Yani burada aslında mesele Türklük meselesi değil tabii ki doğal olarak. İslam meselesi, Müslüman olma meselesi. Ama Türk iktidarı, Türk hakimiyeti, Türk siyaseti, Türk fethi o kadar güzel bir temsil ortaya koymuş ve o kadar iyi bir idare tesis etmiş ki bir anlamda Türk ve İslam, Türk ve Müslüman özdeş hale gelmiş ve uzun yüzyıllarda bu devam etmiş. Bugün Balkanlarda bizim gördüğümüz şey aslında biraz da bu. Tabii, hı hı, çok büyük bir kısmını da tahrip ettiriyorum Can Bey. Şimdi siz örnek verin, 70 sene önce gitseydiniz çok daha fazla bir hani Bursa'nın belki de ikizini görecektiniz. Maalesef. Bugün gittiğimizde çok daha az falan görüyoruz. Ama en nihayetinde şudur, yani fethettiğiniz yere kendinizi katmak. Hı hı. Yani mesela Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethettikten sonra yaptığı ilk şey nedir? Hem imar ve inşaat faaliyetlerini orada sürdürmek, hem orada yaşayan insanlara özgürlük vermek, onların orada yaşamaları için onları teşvik etmek, ekonomik olarak ya da başka bir takım şekillerde. Hı hı. Ve dışarıdan nüfus getirerek orayı şenlendirmek, orayı büyütmek, orayı sosyal, ekonomik ve kültürel anlamda da canlı hale getirmek. Hı hı. Bunu yapmış fethikten sonra. Şimdi dolayısıyla buna işgal demek mümkün olabilir mi? Yani bir yeri almış, bir birim olan bu yeri üç birim haline getirmiş, daha da geliştirmiş, daha da büyütmüş, daha da zenginleştirmiş, daha müreffeh, daha adil, daha huzurlu bir yer haline getirmiş. İşte fetih böyle olan bir şey. Peki hocam, İstanbul'un fethine işgal diyenlerin, hatta daha da ileri gidip işte zulüm 1453'te başladı diyenlerin niyeti ne olabilir? Yani İstanbul böyle olmasaydı, yıkık dökük, harap, işte Latin istilasından beri belinin doğrultamamış, kutsal mabetlere hayvanlar, atlarla girilmiş, kadınlara tecavüz edilmiş bir Latin yönetimini biliyoruz, işgalini biliyoruz. Evet. Bunlara işgal demeyen ama 1453'ten sonra uzun süre dünyanın en büyük şehri, hatta sıfır meridyeni Greenwich'e taşınmadan önce 1884'te dünyanın sıfır meridyeninin Ayasofya'dan geçtiğini de biliyoruz. Dünyanın bu kadar merkezi olacak kadar cazibe merkezi haline gelmiş bir şehrin böyle bir sıfat kazanmasının başlangıcı olan 1453 tarihini, bu fethi, fethi mübin olarak isimlendirdiğimiz bu fethi biz bazıları işgal ve zulmün başlangıcı olarak nitelendiriyor. Ve bunu da
İşte ne bileyim, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kimliği taşıyan, pasaportu taşıyan, adı sanığı bizden olan kişiler de yapıyor. Bunun niyeti ne olabilir? Bu nasıl bir bakış açısıdır? Can Bey, şimdi bizim aslında en büyük problemlerimizden bir tanesi şu. Günlük aktüel hayatta, yaşadığımız hayatta dünyaya bakışımız, işte siyasi görüşümüz, işte din anlayışımız vesaire falan değerlerimiz ya da hayatta benimsediğimiz bir takım ahlaki yaklaşımlar bizim maalesef geçmişe bakışımızı da çok etkiliyor. Yani dolayısıyla aslında birçok sizin bahsetmiş olduğunuz durum 1453'te diyen insanların hani bir kısmını özellikle ben hani cehaletten söylediklerini düşünüyorum. Yani şöyle denildiğini görüyorlar, denildiğini görüp bir takım işte önemli gördükleri, önemsedikleri, işte önderlik falan atfettikleri bir takım insanların bunu dediğini görünce onlar da söylüyorlar. Bu bir cehalet, bu bir kenara. Ama onun dışında yani büsbütün modern anlamda yani bugünkü Türkiye'nin siyasal manzarası içerisinde işgal ettikleri yerlerde kendilerini bir yere konumlandırıyorlar. Karşıdaki insanları bir yere konumlandırıyorlar. O konumlandırdıkları insanlara tarihsel bir rol biçiyorlar. Kendilerine tarihsel bir rol biçiyorlar. Ve bunun üzerinden bence bu şekilde söylemler üretiyorlar. Yani büsbütün politik, büsbütün radikal aslında böyle meseleyi kavramsal düzeyde ele almak istediğimiz zaman büsbütün de saçma tırnak içerisinde söylemler bunlar. Dolayısıyla ciddiye alınacak hiçbir tarafı olmadığını düşünüyorum. Ama en nihayetinde dediğim gibi politik mücadelenin tarih üzerinden yürütülmesine dönük bir şey bu. Ben biraz öyle görüyorum. Hocam bir de şu var tabii, siz aynı zamanda Türk tarihinin Osmanlı öncesi, Selçuklu ve daha öncesinde de çalışmalarınız var. Yusuf Has Hacı bin Kutat Kubilik adlı eserinde Türk Devleti'nin başı yani Hakan'ın özellikleri sıralanırken şunlar sayılıyor: affedici olmak, mütevazı olmak, sabırlı olmak, tok gözlü, tatlı dilli, doğru sözlü olmak, zulmetmemek, öfkesine yenik düşmemek ve adil olmak. Bunlar yani adeta bizim ne diyeyim, başucu kitabı olarak da sayabileceğimiz tarihimiz ve kültürümüzün yapı taşı olabilecek, temel taşı olabilecek bu kitapta Türk fetihlerinde sadece Osmanlı'da değil, hatta şimdi bile yurt dışına, sınır dışına gönderdiğimiz ordumuzda da bunu görüyoruz. Adeta sivil bir sivil toplum kuruluşu olarak oralarda görev yapıyorlar. Yağma ve talan olmamasının arkasında bu Kutat Kubilik'te konan Yusuf Has Hacı bin sıraladığı bu özelliklerin sebebi var diyebilir miyiz? Etkisi var diyebilir miyiz? Yani tabii ki söyleyebiliriz. Ayrıca şunu da belirtmek lazım. Bakın mesela bahsetmiş olduğunuz Yusuf Has Hacı bin ortaya koyduğu bir takım özellikler, ki bunlar hani daha önce de var. İşte Orhun'un abidelerinde falan da yine hakeza işte Türk Hakanı ile ilgili vasıflar falan sayılırken, işte halkını giydirmek, işte ya da işte yedirmek, içirmek, onların güvenliğini sağlamak vesaire. Hani aslında Türk siyaset anlayışında, Türk siyaset kültüründe Hakan'ın, hükümdarın, sultanın özelliklerine baktığımız zaman sizin bu saydığınız şeyler aslında çok eski dönemlerden beri her zaman mevcut olmuş. Ve bu bir anlamda zaten bizim hani dikkat edersek bir baba figürü tanımlanıyor aslında Evet. o hükümdarı tanımlarken. Ve bu baba figürü de bir anlamda hani merhametli ve şefkatiyle öne çıkan bir figür. Dolayısıyla bunu çok net bir biçimde vurgulamamız lazım. Ve Türk hükümdarı her zaman Türk hükümdarından şefkat beklenmiştir, merhamet beklenmiştir. Ve tebaasına karşı hani bu tebaanın Müslüman olması ya da Hristiyan olması ya da başka bir dinden olması ya da kendi İşte atıyorum kanından olması falan değil. Mesela hakim olduğu topraklarda, işte tırnak içinde söylüyorum, Tanrı'nın kendisine hükmetmesi için görevlendirmiş olduğu topraklarda yaşayan herkesi kucaklayan bir şefkate sahip olması gerekir hükümdarın. O bahsettiğiniz özellikleri aslında bu şefkat ve merhamet başlığı altında değerlendirebilir. Dolayısıyla bugün hakeza Türklerin yine özellikle tabii ki tarihi referans üzerinden oluşturmak istedikleri, oluşturabilecekleri yeni siyasi perspektifin de ben otomatik olarak buralara gitmesinin doğal olduğunu düşünüyorum açıkçası. Mesela son
yıllarda, son işte 10 yıldır aşağı yukarı Selçuklu tarihinin de gündeme gelmesi, çok konuşulması, işte Selçuklu tarihiyle ilgili kitapların yazılması, filmlerin falan çekilmesi ve insanların daha çok ilgisini çekmeye başlaması da bana sorarsanız tesadüf değil. Hı hı. Türkiye artık kendisini özellikle 2000'li yıllardan sonra daha geniş bir bağlam üzerinden tanımlamaya başladı. Bunu yapmak istiyor. İşte Orta Doğu'da bir anlamda tarihsel rolünü yeniden hatırlamak istiyor. Ki bu tarihsel rol dediğimiz şey de bizim özellikle Selçuklularda olduğunu gördüğümüz İslam dünyasında birliği tesis etmek, bütün bu Orta Doğu ve Yakın Doğu coğrafyasında yaşayan bütün işte din mensuplarını, işte etnisite mensuplarını hepsini işte bir şekilde güvenlik içerisinde, özgürlük içerisinde, refah içerisinde yaşatmak misyonu ya da görevi vardı. Buna en çok yaklaştığı dönem Türklerin, Selçuklular ve daha sonra Osmanlılardı. Dolayısıyla bugünden itibaren, yani bugünden meseleye baktığımız zaman Türkiye kendisine yeni bir rol biçmeye başladığı zaman Orta Doğu'da, yani eğer ben bu rolü biçmezsem, kendimi bu tarihsel ve coğrafi bağlam üzerinden yeniden tanımlamazsam, birincisi hiç ne uzarım ne kısalırım. Evet. İkincisi mevcut olarak sahip olduğum Anadolu'yu ya da mevcut olarak sahip olduğum bu gücü de muhafaza edemem. Bunun bilincine artık vardı Türkiye. Ben biraz böyle düşünüyorum. Bunun bilincine vardığı için de otomatik olarak tarihin kendisine yüklediği bir görev var. O görevi yeniden tanımlamaya başladı. Eskiden mesela siz tabii ki hatırlarsanız 90'larda falan özellikle Türkiye'nin Arap dünyasıyla ya da işte İslam dünyasının başka ülkelerle ilişki kurması falan çok böyle pejoratif ifadelerle damgalanırdı. Evet. Ve işte Arap dünyası gibi mi olacağız, işte İran gibi mi olacağız, Türkiye şurası mı olacak, burası mı olacak diye çok mesela korkunç derecede bunlar dillendirilemezdi bile. Fakat bugün baktığımız zaman Türkiye işte birçok Arap ülkesiyle çok iyi ilişkiler kurmuş durumda. Dediğiniz gibi işte yeri geliyor Somali'de, yeri geliyor başka bir yerlerde. Hem orada askeri eğitimler veriyor, hem işte sosyal bir takım faaliyetlerde bulunuyor. İşte bin bir türlü faaliyet yapıyor, iş yapıyor ve en önemlisi bunları yaparken de örneğin işte bir Amerika'nın ya da Çin'in işte Afrika'da yaptığı gibi işte 3 koyayım 33 alayım mantığıyla yapmıyor bunu. Tam tersine bizim burayla bağlarımız var, bizim burada mezar taşlarımız var, bizim burada bir parçamız var. Biz kendimizi tanımlamak için buraya ihtiyacımız var, bu coğrafyaya bizim ihtiyacımız var. Çünkü bizi tarif eden o devasa şiirin bir mısrası da burada tırnak içerisinde. Türkiye meseleye böyle yaklaştığından dolayı şu anda mesela özellikle Afrika'da benim çalışan bir takım arkadaşlarım da var. Onlarla konuştuğumuz zaman işte Türkiye'nin orada yaptığı faaliyetlerin özellikle oradaki insanlar tarafından da son derece takdir gördüğünü ve tamamen Türkiye ile diğerlerinin birbirinden ayrı bir biçimde görüldüğünü ve Türkiye'nin pozisyonunun hiçbir zaman örneğin bir Amerika'ya da Rusya ya da Çin gibi olmadığının oradaki insanlar tarafından da fark edildiğini bize söylüyor arkadaşlarımız. Yani bunu sahadan gelen haberlerle de teyit ediyoruz. Ben bir anlamda dediğim gibi Can Bey, Türkiye'nin tarihsel anlamda sahip olduğu bir pozisyon var, bir konum var. Bunun da artık tanımlanmaya başladığını düşünüyorum. Ve bu tanımlama gerçekleştiği zaman da otomatik olarak, doğal olarak bu şekilde olması gerekiyor. Böyle olacak zaten. Çünkü size yol gösteren ilkeler size bunu söylüyor. Evet. Dolayısıyla böyle düşünüyorum. Evet hocam. Siz de bahsettiniz. En başta dediğiniz gibi bir başlangıçtır ve fetih Kur'an-ı Kerim'de de bir sure adıdır ve programla ilgili, kavramla ilgili araştırma yaparken şu noktalar çok dikkatimi çekti. Fetih suresinin ilk 3 ayetinde Allah şöyle buyurmakta. Şüphesiz biz sana açık bir fetih verdik ta ki Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlasın, sana olan nimetini tamamlasın, seni doğru yola iletsin ve Allah sana şanlı bir zaferle yardım etsin. Burada tabii kişisel bir hitap da olabilir ama devletlere de hitap olabilir. Ben burada doğru yol ve zafer kavramlarına vurgunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hem işin kişiler arası ilişkiler hem de belki devletler arası ilişkiler konusunda da insani sorunlarımız açısından çok çözüm getirici bir ifade. Hocam çok teşekkür ederiz. Maalesef tarih gibi hele hele Osmanlı'ya, Selçuklu'ya değineceğimiz bir konu olunca konuşacak çok konu var. Sizin gibi değerli bir konukla da çok uzun uzun konuşmak isterim ama maalesef süremiz bitti. Çok teşekkür ederim katıldığınız için.
için. Ben teşekkür ediyorum efendim. Çok sağ olun. Değerli TRT Radyo 1 dinleyicileri, bir insan ve anlamında sonuna geldik. Bugünkü kavramlarımız fetih ve işgaldi. Bu kavramları Malatya Turgut Özal Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mustafa Alican'la konuştuk. Kendisine çok teşekkür ederim. Programın başında bahsettiğim gibi bir sonraki programda sizle pazar günü saat 10.30'da değil, cuma akşamları saat 22'de buluşacağız. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.